Köyümün sınırları içerisinde 5 tane 6 tane su var buna. Akarsu. Malımızı sulayacak yerimiz yok. Tamamı kapalı. Köy sınırları içindeki su kaynaklarına ulaşmak için ormandan geçmek zorundalar. Ancak ormana girmeleri yasak. Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan köylüler su kaynaklarının ortasında hayvanlarını taşıma suyla sulamaktan şikayetçi. Yasak yasak nereye kadar? Bu çocukların geleceğini kimsenin karartmaya hakkı da yok, haddi de yok. Öyle şey olacak ki beni burada konuştum diye belki de şimdi adam zabıt tutacak. Mersin'in Güneyli köyünde Toroslar'da hayvancılık yapan köylüler orman bölge müdürlüğü sınırlarından geçerek gitmek zorunda oldukları su kaynaklarından faydalanamıyor. İlgili kurumlara gidip şikayetçi de oldular. Ancak dertlerini anlatamadılar. Köylünün su kaynağına geçişi yasaklandı. Haklarında zabıt tutuldu. Bu ormanı diken ilk diktiren de biz idik. Evet. Bekçiliğini yapan da ben idim. Aynı muhtar. Kelimi çeken de ben idim. Aslen kadar 21 sene oldu. Bu ormana ben ne zarar verebilirim? Bu mal ne zarar verebilir? Kardeşim şikayet lan tutacağım. Çünkü köyde şurada yeri varsa şurada hemen ormanın içerisinde var. Evet hayvan şurada ağırdı. Hayvancılık yapıyor. Geçmekte arıyor tutuyor. Gelip zabıt tutuyor. Sizi kim tehdit ediyor? Orman memuru. Orman memuru geliyor sizi tehdit ya. Ediyor. Diyor ki eğer bu hayvanlar buraya girerse. Ormana girerseniz zabıt tutarım. Evet. Hayvanları sulayacağınız evet. Su kaynaklarına evet. Geçmeye bile izin evet. Vermiyorlar. Bazı üreticiler hayvanlarını orman sınırları içinden geçirdiği için cezai işlemle karşı karşıya kaldığını, para ödediğini de öne sürdü. CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel'e dert yanan köylüler artan tüm masraf kalemlerinin yanında orman yasağı nedeniyle suya da para vermek zorunda kalmaktan şikayetçi. Ben ne zarar verebilirim? Ormancılar zıt geldi şey kestiler. Gel bakalım resmini çek, ona çek, buna çek, buna çek. Ne olacak? Zabıt tutacağız. Arkadaş yapmam bunu. Bu insandan nerede sulasın? Yani yapmam dedik oraya. Tamamı bizden şikayetçi oldular. Mahkemeye verdiler bizi. Hepimiz mahkumuz. Köylüler haklarındaki şikayetlerin geri çekilmesini, kendilerine hayvanlarını sulayacak yer gösterilmesini talep ediyor. Şimdi neymiş efendim suçumuz ya bize geldiniz. Kamu adına biz davacıyız sizden. Bizim işimizi engellediniz. Engellemedik, bir şey demedik. Aynen yüz yüze konuşuyor bu şekilde. Dediğimiz arkadaş yapmam. Biz burada malcıyız. Biz nereye evet. Gideceğiz? Biz bu memleketin insanıyız. Bunu mu ekmek yiyoruz diyor. Yok. Girmeyeceksiniz. Bittik.